Herkese merhaba, bugünkü videomuzun konusu Netevili İmparatorluğu. Netevili İmparatorluğu, büyü ile medeniyet kurmuş kadim bir insan topluluğu, büyük bir imparatorluk ve Feorun'daki büyüyü, dünyayı komple değiştiren bir imparatorluk aslında. Bu imparatorluğun e, yıkımı sonucunda, bu kavmin son bulması sonucunda e, bazı büyü tanrıları, videonun sonunda kim olduğunu söyleyeceğim, ...on level rüyası büyü yapmayı artık bu a, evrende yasaklıyor bu imparatorluk yüzünden. O yüzden baya önemli bir aslında hikayesi var. Daha and Dragons evreninde bu imparatorluğun. Bu imparatorluğun kurulma amacı şu şekilde oluyor. Uzun zaman boyunca a, insanlar Orkların ve Goblinlerin saldırılarına maruz kalıyorlar ve... A, ...birleşip bir krallık kurmaya karar veriyorlar. Bu krallığı kuran kişinin de ismi Nether. ...bundan dolayı zaten kralın ismi... ...Neteril oluyor. Burada yaşayan insanlara da Neteris ismi veriliyor. Bu krallık... E, ...kurulduktan sonraki... ...10-15 yıl sonra... ...çevresinde yaşayan, bu krallığın çevresinde yaşayan elfler... ...insanlarla bir bağ kurmaya çalışıyorlar. Sonuçta... ...insanlar ölümlüler, elfler ölümsüzler... ...ve insanların yapmış olduğu hareketleri... ...aksiyonları... ...ve e, belli bir... yaşa aylıktan sonra öldükleri için fütursuzca davranmaları elflerin çok hoşuna gidiyor. Çünkü çok durağan yaşıyorlar ve insanlarla irtibat kurmaya başlıyorlar. Bu irtibat en başlarda ticaretle oluyor işte. Mal alıp veriyorlar, takas usulü bir şekilde anlaşmalara gidiyorlar. Daha sonra dost olmaya başlıyorlar ve hatta bazı küçük elf grupları bu imparatorluk içerisinde... ...tabi o zamanlarda imparatorluk değil, yer edinmeye başlıyor. Onlarla beraber komşu olmaya başlıyorlar. Elfler e, insanlara büyü yapmayı öğretmeye karar veriyorlar. Ve e, bu büyü öğretisi çok popüler bir hale geliyor. Yeni doğan bir bebek aklı yetmeye başladıktan sonra... ...aynı e, bizdeki okula gider gibi büyü okullarına gitmeye başlıyor. Ve 13 yaşına gelen bir insan, bir birey artık temel bazda büyü yapabiliyor hale geliyor. Fakat e, insanlar... Tabii ki biraz aç açgözlü ve e, maceraya yönelik bir yaratılış. Bundan dolayı e, araştırmalara gidiyorlar. Bu büyünün kaynağını nasıl bulabiliriz, daha nasıl büyük büyüler yapabiliriz diye. Ve e, yaratılan dünyanın belli bölgelerine keşiflere çıkıyorlar. Oralardan böyle büyülü eşyalar bulabilir miyiz gibisinden gezintilere başlıyorlar. Ve işlerinden bir kişi ona da The Finder yani bulucu deniyor... Böyle harabelerde gezerken bu harabeleri yapanlarda da e, gökyüzü günlerinde bahsetmiş olduğum kreatör yani yaratıcılıklar. Bunların yapmış olduğu harabelerin içerisinde e, böyle altından ve platinyumdan yapılmış parşömene benzer taşlar buluyorlar. Ve e, bu taşları The Finder görür görmez zaten e, taşlarda birikmiş olan büyüyü hissedebiliyor ve bunları araştırmak amaçlı evine taşıyor. Bu taşlara, bu parşömenlere diyeceğim aslında parşömenlere uzun zaman boyunca e, eğitim yaptıktan sonra, üzerine araştırma yaptıktan sonra bu taşlar sayesinde artık çevresinde bulunan büyüyü komple hissedebilmeye hatta normalde bir enerji kaynağı olan bu büyüyü artık tüm bedeninde hissetmeye başlıyor. Parşömenlerin gücünün farkına varıyor. Şimdi unutulmuş diyarlar evreninde biraz büyüden bahsedeceğim ki bu e, parşömenlerin değerini anlayabilelim. Normalde e, bu büyü denilen şey unutulmuş diyarlarda bir örümcek ağ gibi, dünyayı çevreleyen bir örümcek ağı gibi düşünebilirsiniz. Ve e, büyü yapan kişi bu ağa aslında dokunup bu ağı manipüle ederek istemiş olduğu büyüyü yapmaya başlıyor. Şimdi bu parşömenler sayesinde e, bu insanlar mitalar adında çok büyük bir e, küre yapıyorlar. Parşömenlerden elde edilmiş oldukları bilgilerle yapılan bu mitalarlar sayesinde artık çevrelerinde bulunan o dokuyu, o büyüyü bu kürelere hapsedebiliyorlar. Bu şekilde de artık insanlar büyülü eşyalar yapmaya başlıyorlar. Bu mitalardan önce büyüde üst seviye olan büyücüler aslında eşya yapabiliyorlardı. Fakat bir eşya yaptığınız zaman sizin hayatınızdan, eksi 5 yıl, eksi 10 yıl gidebiliyordu. Yani siz yaşam gücünüzü verip bir büyülü eşya sahibi olabiliyordunuz. Fakat bu parşömenlerden sonra ortaya çıkan küreler sayesinde, mitalar sayesinde artık bu e, dezavantajı yitirmiş oluyorsunuz ve kendinizden hiçbir şey vermeyerek bir büyülü eşyaya sahip olabiliyorsunuz. Bunlar tabii ki bu imparatorluk için çok güzel şeyler. Fakat bununla beraber kötü olan şeyler de var. Bu orklar ve goblinler hem ürüyorlar, hem büyüyorlar, hem de saldırmaya devam ediyorlar. İşlerinde bir tane büyücü var bu imparatorluktan. Neteril İmparatorluğundan. Bunun da ismi Zinlenal diye bir büyücü. Bu böyle olmaz diyor. Benim bir şekilde bu büyü gücünü kullanıp ee, bu Neteril İmparatorluğunu daha üst seviyeye çıkarmam lazım diye düşünüyor. Ve hakikaten bunu yapıyor. Yapmış olduğu büyü 11. seviye bir büyü. Yani yasaklanan 10 level'ın üstünde bir büyü. Bu da şöyle e, en başta bir dağa gidiyor. Büyük bir dağa gidiyor. Bu dağı e, u o ters leviation adı verilen bir büyüyle ters çeviriyor. Daha sonra der, ters çevirmiş olduğu dağın alt kısmını üstte kalıyor tabii ki ters çevirdiği için. Komple yok ediyor, kesiyor, dümdüz bir arazi yapıyor. Ve oraya da mitalar dediğim bu küreleri yerleştiriyor. Bu küreler sayesinde o arazi büyülü bir hale geliyor ve artık e, manipüle edebileceği alan daha dağı artmış oluyor. Bu şekilde Zinnelal bu dağı göğe doğru çıkarıyor ve artık yerden yüksekte bir arazi elde etmiş oluyor. Tabi bunu gören Neteril halkı akın akın bu alana gelmek istiyor. Çünkü Ork ve Goblin saldırısı tehdit yok artık sonuçta yukarıda bir yerde. Bu 10-15 e, yıl sene sonra artık şehirde sosyal statüyü değiştiren bir kavram haline geliyor. Yani yerde kalan insanlar tamamen çiftçilik, tarımla uğraşırken yer üstünde yaşayan bu dağda yaşayan insanlarsa aristokratlar ve büyücüler. Tabi sürekli olarak aşağıda yaşayan, arazi yaşayan insanlara saldırılar bulunuyor. Ve bununla alakalı da bu büyük büyücüler hani buna da bir şey yapmalıyız diye düşünüyorlar ve Ciraeyin Kronos adı verilen bir icat ortaya çıkıyor. Ciraeya e, çok önemli bir büyücü, büyücü sınıfı da Kronomansır. Kronomansırın şöyle bir olayı var. Kronomansırlar e, büyüyü manipüle ederek ...zamana hükmediyor ve e, zamana hükmetmek o dönemki insanlık insanlık zamanında hani çok imkansız gibi bir şey. Çünkü çok e, zor bir büyü ve e, elde edilen bilgiler, kitaplar ve antik tabletler bulunmuyor bununla alakalı. Fakat Ceraya çok böyle keşfi seven, eğitimi öğretmeyi seven bir kişi ve bir şekilde kronomansiyi öğreniyor. Kronomansiyi öğrendikten sonra zinden alın yapmış olduğu uçan şehri yapan bir bahsediyorum. E, bu büyünün aynısını yapıyor. Fakat şimdi şöyle bir şey var. E, zamanı manipüle edebilen chronomancerlar aynı zamanda yer çekimini de manipüle edebiliyor. O vakte kadar zilin alana kadar hiçbir büyücü yer çekimini manipüle edememişti. Şimdi burada şöyle bir soru işareti var. Acaba Cerra'ya zamanda yolculuk yapıp zilin formuna geçip e, yer çekimini büküp bu şehri acaba bu mu yaptı diye böyle bir akıllarda soru işareti kalabilir. Zaten bu da e, Lord'daki hikayedeki bir boşluk. Büyük ihtimal Dungeons and Dragons oy oyuncularına hani böyle bir küçük böyle bir kampanya verip acaba o mu gibisinden bir güzellik yapmış bu dünyayı, evreni yaratan kişiler. Zinal'ın yapmış olduğu bu uçan dağ arazisi çok büyük bir devrim. Dolayısıyla burada yaşayan ve altta yaşayan insanlar artık Zinnalı bir tanrı gibi görmeye başlıyorlar ve al e, bunun karşılığında çok gururlanıyor, egosu bayağı bir kabarıyor filan ve e, aşağı inip orkları Goblinlerin saldırısına tek başına karşı koymaya çalışıyor. Fakat e, bu saldırı da yer alanıyor. Sonuçta iyileşmesi lazım ve şifacılar da var, şifacı büyücüler de var. Fakat kendini tanrı gibi gördüğü için tanrılardan gelen iyileşme büyüsünü kabul etmiyor. Sonuçta ben tanrı gibiyim diyor. Onların gücüne ihtiyacım yok diyor. Ben zaten kendimi iyileşeceğim diyor. Yani bir bakıma aslında egosunun kurbanı oluyor ve 8 gün sonra ölüyor. Ölümünden hemen sonra 9 tane insan bu uçan dağ yerinde yaşayan insan yani Netril'de yaşayan insan parşömenleri çalıyorlar. Tüm şehri basıyorlar ve 24 tane Netril'i parşömenini çalıyorlar. Bu parşömenleri çaldıkları zaman çok güçlü büyücüler bu büyü gücünü fark edip bizi yakalarlar diye korktukları için bunları kırıyorlar ve totalde 260 parçaya bölüyorlar. Fakat bu 260 parça şu an Dungeons Dragons evreninde nerede saklı, nereye kayboldu farklı farklı yerlerde kimse bilmiyor. Bu da işte yine Dungeons Dragons oyuncuları için farklı bir kampanya konusu olabilir. Videoyu sonlandıracağım. Sonlandırmadan bir karakterden daha bahsedeceğim. Bu çok önemli. Onun da ismi Karsus. Karsus, Neteril İmparatorluğu'nun sonunu getiren büyücü. Kendisi doğduğundan olgunluk çağına kadar e, Neteril İmparatorluğu'nun dahisi olarak adlandırılıyor. Çok küçük yaşlardan çok büyük büyüler yapabiliyor. Ve asıl amacı şu, e, bu evrende, bu dünyada, bu imparatorlukta daha önce kimsenin denememiş olmadığı 12. seviye büyü yapmaya çalışıyor. Bu büyünün de ismi Karsus'un avatarı oluyor becerebildiği için, yaptığı için kendi adını alıyor büyü. Fakat e, bu büyünün asıl amacı şu kendisi, yine o insan egosundan bahsedeceğim, tanrı olmak istiyor ve bir tanrının gücünü çalmak istiyor. Tanrının gücünü çaldığı zaman tanrı olacağını düşünüyor. Ve e, çalmak güçlerini çalmak istediği tanrı da benim e, yaratılış videomdaki, ilk videomda hatta bahsetmiş olduğum şar ve silunun savaşmasından ortaya çıkan büyünün kraliçesi, büyünün tanrıçası Mistral. Mistral'ın büyülerini çaldığı anda çok büyük bir hata yaptığının farkına varıyor. Çünkü Mistral bu dokuyu yapan tanrıça ve Mistral'ın güçlerini eline almaya çalıştığı zaman bu doku, bu büyü manipüle oluyor. Mistral bu büyü karşısında kendisini feda etmek zorunda kalıyor. Kendisini feda ettiği anda Karsus'ta parçalanıp ölüyor arkadaşlar. Dolayısıyla artık e, Netheril İmparatorluğu'nda yaşayan en güçlü büyücü de ölüyor. Bununla beraber ortaya çıkan patlamadan Netheril İmparatorluğu'nda sadece 33 kişi hayatta kalıyor. Mystryl yok oldu fakat büyü hala var. Bu büyünün sayesinde Mystryl e, tekrardan reenkarnı oluyor. ...reenkarnı olması da Mistra adında bir kızın bedeninde oluyor. Bu kızın bedeninde reenkarnı olduktan sonra dokunun tekrardan güçlü hale gelmesi için çalışmalarda bulunuyor. Ve e, bu büyünün çok fazla manipüle edilmemesi için safeguard adı verilen e, böyle güvenlik görevlileri gibi görevliler yerleştiriyor bu dünyaya. Ve aynı zamanda on level üstü büyü yapmayı da yasaklıyor. Hatta insanlar... ...yanlış adımlar atmasın, fazla büyük gücü kullanmasın, 10 level üstüne çıkmasın diye de... ...başlarına gelen olayları 33 tane Neterisli insanın rüyalarına kabus gibi gösterip... ...bir daha bunu yapmayın diye uyarıyor. Neteril İmparatorluğu, demiş olduğum gibi unutulmuş riyadar evreninde büyüyü komple değiştiren bir uygarlık... ...kaybolan bir kavim aslında... Video burada bitti. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.